Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim tencerede kemikli et yemeği. İnanılmaz lezzetli bir tarifim var. Hadi buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle ısınmış tencereye etlerimi alıyorum. 1,5 kilo kaburga etim var. Dilerseniz kemiksiz et de kullanabilirsiniz bu tarifimizde. Dilerseniz gerdan, but tarafından da yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Hepsi de gerçekten bu tarifimde çok lezzetli olacaktır. Birkaç püf noktam var. Lütfen tarifim sonuna kadar izleyin. Bu tarifi yaptığınızda inanın et size ağır gelmeyecek. Hafif mi hafif, lezzetli mi lezzetli bir et yemiş olacaksınız arkadaşlar. Öncelikle hiç yağ kullanmıyoruz. Çünkü kaburga etlerimiz yağlı bir ettir. Kaburga eti biliyorsunuz üzerinde kendine göre yağları bulunur. Sadece o yağla kavuruyoruz. Hiçbir şekilde yağ eklemesi yapmıyoruz. İyice kavuralım, kızartalım. Nar gibi kızarsın. Ben bu şekilde seviyorum. Hem çok lezzetli, kokulu oluyor. Hem de o hayvanın et kokusu burnunuza gelmiyor. Çünkü iyice kızartıyoruz. Gördüğünüz gibi nar gibi kızarmaya başladı. Bakın arkadaşlarım, suyunu da çekti. Artık yağını bıraktı. Evet. İnanılmaz güzel oluyor bu tarifim. Tamamen hepsini iyice kavurdum. Gördüğünüz gibi rengini görüyorsunuz zaten. Artık bu kadar kavurmamız yeterli. Tamamen yakacak şekilde kavurmayın. Kupkuru da olmasın. Bu şekilde ayarlama yapabilirsiniz. Üzerine sıcak su ekliyorum. 2-3 su bardağı kadar sıcak su ekliyorum arkadaşlar. Ve kapağını kapatarak haşlıyorum. Öncesinde ben suyla haşlıyorum. Daha sonra sosunu ilave ediyorum. Bu şekilde et haşlama et gibi lezzetli oluyor. Hem haşlama et gibi görünüyor, hem de soslu bir et yemiş oluyorsunuz. Hafif bir lezzet diyebilirim. Ben bu şekilde annemden öğrendim. Tabii ki yine annemden. Kız çocuklarının ilk yemek deneyimini tabii ki annesi ne yaparsa onu öğrenir. Ben de bu şekilde biliyorum. Bu şekilde yapıyorum. Gerçekten de lezzetini doyamıyoruz. Hem o salçanız haşlanırken, bir saat boyunca haşlanırken ekşimemiş oluyor. Hem de gerçekten güzel ve kaliteli bir et yemeği yemiş oluyorsunuz. Patates ve soğanları iyice kavuruyorum. Onları da kavuruyorum. Kavurarak yapıyorum. Artık bütün takipçilerim beni alıştılar. Nasıl yaptığımı ve nasıl sevdiğimi biliyorsunuz. Tabii ki kavurarak. Bir baş sarımsak ekliyorum. Et yemeğimizin en önemli, olmazsa olmazı yine sarımsak arkadaşlar. Soğan ve sarımsak inanılmaz lezzet katıyor. Hem de doğal bir antibiyotik. Mutlaka her yemeğinizde bol bol sarımsak ve soğanı tüketmenizi tavsiye ederim. Evet, kavrulmayı başladı. Sadece bir yemek kaşığı zeytinyağı ile kavurdum arkadaşlar. Fazla yağ kesinlikle koymayın. Çünkü etimiz biliyorsunuz kendi yağıyla pişiyor. Kesinlikle fazla yağla kavurmayın. Bir yemek kaşığı yağ bana yeterli geldi gördüğünüz gibi. Sebzelerim hazır, kavruldu. Etlerim de haşlandı. Yaklaşık yarım saat etlerinizi bir öncesinde suyla haşlayın. Daha sonra kavurmuş olduğum sebzeleri ilave edin. Bu sayede arpacık soğanınız, patatesiniz eriyip yok olmayacaktır. Yok 20 dakikada, yok 30 dakikada et pişiyor deseler de inanmayın. Bu kuzu eti bile tazecik bir kuzu etiydi. İnanın, ama 1 saatte ancak pişti. Yaklaşık 1 saat ya da 1 saati biraz daha geçebilir. Çünkü etimiz lokum gibi olsun istiyoruz. Kalan yağıyla da gördüğünüz üzere salçamı kavuruyorum arkadaşlar. Hiç yağ eklemedim yine. Tavadaki kalan yağımla salçamı ve domatesimi kavuracağım. Evet, salçanın çiğ kokusu çıkıncaya kadar kavurdum. Üzerine de bir tane büyükçe domates doğradım.
Domateslerin kabuklarını soydum ve küp küp doğradım arkadaşlar. Rendeleyi de bilirsiniz. Salça miktarını söyledim mi hiç bilmiyorum. Yine tekrarlayayım. 1 yemek kaşığı salça ekledim. Karışık domates ve biber salçası. Sosum çok güzel kıvam aldı. Göründüğü üzere bu kadar yeterlidir. Etimi kontrol ediyorum. Etim de haşlanıyor. Sosunu ne zaman veriyoruz? Sosunu patates ve soğanları verdikten 20 dakika sonra sosunu veriyoruz. Etleri ve patatesleri kontrol ettim. Gayet güzel bir şekilde pişmişler. 15 dakikada sosuyla birlikte pişireceğim. Sosu da içine iyice çeksin, kıvam alsın. Daha sonra yemeğimiz servise hazır olacak. İyice karıştırıyorum. Mutlaka sosunu piştikten sonra verelim arkadaşlar. Ocağı kapatmadan 15-20 dakika öncesinde sosunu verelim ki gördüğünüz gibi bu rengi alsın. Berrak bir renk. Üzerine baharatlarını ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığına yakın biraz daha az tuz ilave ediyorum. Tuz miktarını ve baharat miktarını damak tadınıza göre farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz. Artırabilir, azaltabilirsiniz. Yeni gelen takipçilerim, eğer sizinle ilk kez bu videomda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi sevdiklerinize paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet, yemeğim pişti. Patatesler ve etler lokum gibi oldu. Artık ocağı kapatacağım ve 15 dakika dinlendireceğim. Mutlaka bu şekilde sulu yemeklerinizi dinlendirin. Ne kadar kıvamı aldığını ve ne kadar güzel olduğunu sizler de fark edeceksiniz. Evet, ocağı kapadım ve 15 dakika kadar dinlenmeyi bırakıyorum. Umarım videomu izlerken sıkılmadan keyif alarak izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalıştım. Yine de aklınıza takılan herhangi bir soru olursa yorum kısmını yazarsanız oradan yardımcı olabilirim. Yemeğimi dinlendirdim. Bakın arkadaşlar, demek istediğim buydu. Nasıl fark ediyor? Hem suyunu çekti biraz daha, hem de rengi daha güzel oldu, ortaya çıktı. İnanın bu et yemeği tarifimi mutlaka deneyin. Eğer ki denerseniz yorum kısmına görüş ve düşüncelerinizi bekliyorum. Eğer ki çok sulu gelirse suyunu aldırabilirsiniz. Suyunu aldırmak için de yemeğinizi pişirirken kapağını kapatarak değil açarak pişirirseniz suyunu alacaktır. Ama lütfen kontrollü pişirin. Bir anda suyunu da çekebilir. Servis alarak da sizlere göstermek istiyorum. Biz sulu seviyoruz bu et yemeğini. İnanılmaz güzel bir tarif, inanılmaz güzel bir lezzet. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet, şifa olsun. Şöyle etin nasıl lokum gibi piştiğini göstermek istiyorum. Bakın patatesler harika pişmiş. Eti de aynı şekilde şöyle yakından göstereyim. Bakın arkadaşlarım, kemiğinden nasıl ayrılıyor. Evet, tekrar şöyle göstereceğim. Ve artık videomun sonuna doğru geliyorum. Lokum gibi hafif mi hafif, lezzetli mi lezzetli bir et yemeği yemek istiyorsanız bu tarif tam size göre arkadaşlar. Bugünlük de bu güzel tarifimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Yepyeni bomba gibi tariflerimde görüşmek üzere. Kendinizi çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.